Evet arkadaşlar tekrar selam. Şimdi Raspberry Pi'da bu eski IDE 40.000 iğneli sabit diski çalıştırabilmek için güç problemi yaşıyorduk. Çünkü bu cihazı eğer USB'den boot ettirmek istiyorsak her ne kadar modifiyesiz bir şekilde 1.2 amper USB çıkışlarına veriliyor olsa da bu şekilde bir dönüştürücü kullandığımız için bazı kayıplar söz konusu. Her ne kadar güçlü kablo kullansak bile kısa olan sabit disk kendini durdurabiliyor. Bu sorunu aşmak için burada bulunan dönüştürücü devreyi söküp içerisine bir güç takviye kablosu lehimledim. Bunu yapabilmek için de bu 40.000'in internet üzerindeki şema ve bağlantılarını inceledim. Burada artı uca sahip 41 ve 42 numara, bu sol taraftaki altlı ve üstlü 2 pin 5 volt artı bu 19 numaradaki tek bir iğne var boşluğun olduğu yerde. Şöyle gösterebilirsem. Burası da mesela şasi. Bunun gibi birkaç grup şasi daha var. İstersek USB portunun gövdeyi bile şasi alabiliriz. Her neyse. Bu kutunun içerisinde ilgili yere 2 adet kablo lehimledim. Bu da gördüğünüz gibi içerisinde 230'lu bir entegre barındırıyor. Ve bir ucunu USB yaptım ki hem bulunması kolay, telefon adaptörüyle de çalışabilecek şekilde daha basit bir besleme ucu oluyor bu USB olması. Bunu bu şekilde harici ikinci bir güç kaynağı bağlayarak Raspberry Pi'da kullanmayı sağlayacağız. Üzerine de baktığımızda 5 volt 490 miliamper çektiğini görebiliyoruz. Kazara kısa devre ile bozmuş olduğumuz geliştirme kartımızı tekrar hayata döndürme kısmına gelelim. MX'le 7704 güç entegresini yurt dışından getirdik ve şubeden teslim aldık. Montajına geldiğimiz kısımda ise önce eskisini sökmek üzere sıcak hava tabancasıyla ısıtmaya bırakıyoruz. Bu arada mengeneye sıkıştırılmış durumda kart. Bu işin kolay kısmıydı. Şimdi altta kalan lehimleri temizlemek üzere kulak çubuğu yardımıyla sıvı flux uygulayacağız. Yeni entegremiz muşambasında kaybolmasın diye saklanmış. Display kısmındaki plastik soket bozulmasın diye alüminyum bir bant ile bariyer oluşturduk. HC26 isimli sıvı flux'ımızı temizleyeceğimiz yere uygulayıp tekrar ısıtarak emici tel yardımıyla havya ile temizliyoruz. Şimdi yenisini uygulamak üzere ince bir lehim telini karga burunda tekrar sıka sıka incelterek havya yardımıyla küçük küçük oradaki mevcut iletkenlere mercek yardımı ile bir miktar sürüyoruz. Yüzeyde yeni taze lehim bulunduğu zaman flux yardımı ile yeni entegremiz yerine daha kolay oturacaktır. Tinerle ara bir temizlik yaptıktan sonra sıcak hava ile işlem başlıyor. Köpüren ve kaynayan flux'ımız lehimleri güzel bir şekilde entegremize oturttu ve şimdi kullanıma hazır. Yine tiner ve etanol yardımı ile temizlikleri yapıldı. Soğutucu modül tekrar işlemci üzerine yerleştirildi ve artık kullanıma hazır bir şekilde diğer test ve çalışmalara daha sonra devam ediyor olacağız. Bu arada bu işlemi uygulamak birkaç saati aldı. 5 dakikaya anlatabileceğim kadar çekebildim bu esnada. Birkaç kere deneme yanılma yapmam gerekti. Bu yüzden kazara da olsa dikkatli bir şekilde kullanmaya çalışın. Bana getirirsem yapar mısın diye sorsanız dahi uğraşabileceğimi hiç zannetmiyorum. Hem göz yoruyor hem de oldukça küçük bir parça. Cep telefoncularını çok daha rahat anladım. Bu yüzden eğer bu konuda hassas çalışabilecekleri bir makineleri var ise onlara yaptırabilirsiniz. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.